Herkese merhaba arkadaşlar. İddia, tahmin, taktik, analiz ve bahis yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 24 Ağustos 2021 Salı iddia maç tahminleri, analiz ve yorumları ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı bahis, kombin sistem kuponlarda kullanabileceğiniz maç, analiz, tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Arkadaşlar bülten kısıtlı, oldukça da dar. Kasa riskinizi az tutmanızı bugün özellikle sizlere öneriyorum. Bizde her şey şeffaf. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı her zamanki gibi sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte çoğunu biliyor. Çoğu geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Kasanızın risk yönetimini yapın. Kimseyi umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, tutma olasılığı en yüksek, teknik analize ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri ikinci sefer mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki anormallikler, aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar, penaltı, hakem yanlışlıkları olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde ettik, ediyoruz ve ediyoruz, edeceğiz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Arkadaşlar, iddia kazandıran tahminler.com web sitemizi de açtık. Kısaca bahsedecek olursak, Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, banko maç ve banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitede detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Spor Toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. YouTube'da vermediğim farklı banko maç tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar izlenme sayımız oldukça yüksek. Her videomda söylüyorum. Fakat bu kadar başarıya, bu kadar tutturmaya rağmen like ve beğenme sayılarımız oldukça düşük. Lütfen şu like'ları biraz yüklerin ki biz de bu kadar emeğimizin karşılığını alalım. Bir de kanala abone izleyip de kanala abone olmayan çok arkadaşımız var. İzlenmemiz onun için oldukça yüksek. O kadar çok kişisiniz ama çoğunuz kanala abone olmadan izliyorsunuz. Zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda video yüklendi, bildirim gelir. Hadi bildirim istemiyorsanız diyelim ama bize ve emeğimize bu kadar uğraşmamıza saygı olaraktan lütfen arkadaşlar bir abone ol bir tıklayın. Ya da bir tuşa basmak bu kadar zor olmamalı. Bir like'a basın. Hadi istemiyorsanız bir dislike'a basın. Bir tepki olsun, bir tepkileşim olsun. Bizlere de bir moral olsun arkadaşlar. Hadi göreyim sizi. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmemiz için ve merak ettiğiniz konular hakkındaki sorularınız için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınızı oradan rahat bir şekilde sorabilirsiniz. Müsait olduğumda sorular geliyor. Muhakkak hepsini cevapladım. Cevaplıyorum ve cevaplayacağım. Instagram kanalımıza videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerliyoruz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok üyemiz var. Hepsine de bir alışkanlık olaraktan biliyorsunuz. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmanı fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 13'te Güney Kore Ligi'nden Gwangju ile Seongnam karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 alt.
Seongnam ligde 10. sırada yer alıyor. Oynadığı 24 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 21 gol atarken 28 golü kendi kalesinde gördü ve 26 puan toplamayı başardı. Seongnam'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Jeonbuk'la oynadı ve Jeonbuk'la 0-0 skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Seongnam son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili ikinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Hwangmu ise oynadığı 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 23 gol atarken 31 gol kendi kalesinde gördü ve 25 puan toplamaya başardı. Hwangju'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Daegu ile oynadı ve Daegu'yu 2-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. Guangzhou'nun goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Guangzhou son 5 karşılaşmasının 2 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili 3. tercihim deplasman 1.5 alt. 4. tercihim ilk yarı 1.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 20'de İsveç Süper Hattan'dan Geist'le Jönköpings karşı karşıya geliyor. Jönköpings ligde 7. sırada yer alıyor. Oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 24 gol atarken 20 golü kendi kalesine gördü ve 20 puan toplamayı başardı. Jönköpings'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Oosterse'de oynadı. Oosterse 2-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Jönköpings'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda Jönköpings son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili 1. tercihim ev 2.5 alt. Gais ise oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 13 gol atarken 18 golü kendi kalesinde gördü ve 17 puan toplamayı başardı. Gais'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Trelleborg'la oynadı ve Trelleborg'a 1-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Gais'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda Gais son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili ikinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet, bu kısıtlı dar bültende maçlarımızı yorumladım. Riskinizi videonun başında da söylediği gibi az tutmanızı öneririm. Elimden geldiği kadar güzel oranlı risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenekler oluşturup her zamanki gibi sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili maksimum üçü geçmemek şart arkadaşlar. Kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli ya da rolling'de hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Evet, eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki formlar gibi ya da arkadaşlarınızla ya da sosyal medya platformlarında bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşiminiz sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Kombinle kuponlarımızla da tahminlerimize devam ediyoruz. Ben kazandığım haftalar yüksek tutuyorum. Kaybettiğim zamanlarda kasamın yönetimi de ona göre denkleştiriyorum. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz, kombine oluşturabiliriz diye bakacak olursak golver117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği yani cash out, istediğiniz zaman kupondan belirli bir yüzdeyi geri alaraktan çıkabiliyorsunuz. Oldukça yüksek oranlar ya da tekli bahislerde %5, %10 oran arttırma seçeneği vesaire daha sayamayacağım bir sürü avantajlı seçenekleri de bulunuyor. Kombine kuponumuza gelecek olursak İlk karşılaşma MC oranla NC Magra arasındaki karşılaşmada maç sonucu ve toplam goller 4.5 combo.
1-0 çifte şans ve 4.5 alt. 1.23 gibi bir oranı var. Kombine kuponumdaki ikinci maçım Cabos Bo Aralic ile Olympique Medi arasındaki karşılaşma. Toplam gol 3.5 alt. 1.27 gibi bir oranı var. Benim de her zamanki gibi bana göre mantıklı gelen 1.55, 1.60, 1.65 gibi bir orana denk geliyor. Evet, benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu işi severek, zevk alarak, profesyonelce, kasa yönetiminizi her zaman yaparak, tutkuyla değil, matematiği, istatistiği, bilimi kullanarak yaparsanız başarınızın zamanla arttığını benim söylediğim gibi göreceksiniz. Ben her zaman buradayım arkadaşlar. Bunlara da şahit olacaksınız. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen emeğimize saygı gösteriniz. Bunun için de kanalımıza destek olunuz ve kanalımızı arkadaşlarınıza öneriniz. Dediğim gibi abone olunuz. Ayrıca beğen tuşuna da basmayı da unutmayınız. Kanalımızı zil işaretine basıp takip ediniz ki yeni atılan videolardan haberiniz olsun. Umarım hepimiz hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Şans sizinle olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.